içeri gelsinler. Sen... Babadan beri milletin kişi yaptı böyle ya. Önce intihar ediyor diye duydum, koştum geldim ama biraz akıl sağlığında sorun olduğunu düşündüğüm bir yaşlı teyzemiz, mahallemizin insanı, kendinin kilitli kaldığını söyleyip camdan aşağı atlamaya kalkmış. Tabii tehlikeli bir durumda, o yüzden itfaiye, polis vesaire. Evindeki bütün kapılarında 3 ayrı kilit olduğunu söylerler, bilmiyorum. İşte paramı alırlar, şudur budur. O yüzden kapılara da ulaşılamıyor, açılamıyor. O yüzden de büyük bir tehlike yaşandı. Evet. Ama sağ olsun itfaiye onu içeri soktu. Şimdi bundan sonrası artık polisin, sağlıkçıların işi, belki bir hastaneye falan yatırırlar. Bir sanki bir şey, parça bezleri birbirine bağlamış, koltuk değneklerini de ucuna bağlamış. Oradan ineceğini söylemiş. Mahalledekilere bağırmış. Ben buradan atlıyorum, siz beni tutun diye. İlaç içmem lazım, suyum yok diye. Yani buradan hani biraz akıl sağlığının çok olmadığını da. Bir kaçıyor göya. Evet, evet, öyle bir şey yapmış. Ama normalde de kimseyi evine almayan, dediğim gibi 3 ayrı kilidi kapısı olan bir hanım. Filmlerden etkilenmiş gibi gözüküyor. Evet, yani onu akıl edebilmesi de bu kadar şeyin içinde onu akıl edebilmesi de iyi yani, ama tabii çok kötü bir şey olabilirdi sonunda. Yani insanların ona bağırmasıyla orada şey yaptı, yoksa atacaktı. Atacaktı yani kendini. Neyse ki şimdi evet. Durumu iyi. Vallahi 80'lerindedir. Ya Almanya'da yaşamış, çok da bir çileler çekmiş. Zorlukla parayı kazanmış. Belki onun için paraya bu kadar düşkün. O yüzden bu çelik kapıları yaptırdı.
Yani yapıyor, çatılara çıkıyor, bir şeyler atıyor filan. Hani çok normal davranışları yok açıkçası. Yalnız yaşıyor, kimseyi almıyor. Çocukları da artık biraz şey yapmışlar. Yaratı. Şartlarımız var.